Yolculuk başladı. Yolculuk başlıyor. Yargıç Tony Virtus Pro 12 karşılaşmanın sonunda 134 puanla lider durumda. Hemen skor garantisini de çekebiliriz. Fireflux'tan iki isim kaldı. Onlar da alanın içerisine, ortasına doğru, Team Spirit'e doğru geçiyorlar. Hatta kafa gelmiş. 2-2 pozisyon. Catch dışarıda, atılan yanıcı sonucunda Matic yere çekildi. Tek bir isim var. Solus yakaladı onu da, Team Spirit. Da... Guild ekibi yine aynı şekilde harekete geçen ekiplerden bir diğeri. Footcaos'tan kafa yaptı. Geliyor. Kafa geliyor yakın mesafede. Falcon'a Storm arka arkaya yerde. Bu arada Biske yakaladı ilk ismi. Kayn ikinci ismi düşürdü ve garantiye aldı. Storm dışarı taraftaydı. Kayn, özür dilerim, dokunmamış dışarıdaki oyuncu ama dokunmadı, evin içerisine adımını attığı anda Kayn indirdi. Ama işimiz orada birazcık zor Fireflux adına. Evet. İstanbul Wildcats Nexia'da gül oynaya galibiyete doğru gidiyor şu anda. Şimdi Trovo'nun da zaten köşede sıkıştığını söyleyelim. Solus alana düştü. Şimdi Frozen Yusuf'e doğru mermileri gönderiyor. Rahat bir şekilde Fireflux 3. olarak mücadeleden ayrıldı. Trovo oyuncuları iyice sıkışmış durumda. İstanbul Wildcats Nexia günün ilk mücadelesinde rahat bir galibiyete gidiyor. Kutel tek başına alana bırakacak kendisini ve İstanbul Wildcats Nexia'nın galibiyeti kesinleşti. S2G'nin aşağı düşme ihtimalini ben görmüyorum. S2G'yi eledim. Onların arasında bir savaş söz konusu olmuştu zaten ilk başta o kulenin olduğu kısımda. Orayı da Heroic kazanmayı başarmış görmediğimiz esnada. Bu arada ilk alan merkezi... Zwolf'tan muazzam bir bomba. Uzak mesafeye. Yargıcım, gördün mü bombayı? Anne telliği. Anne telliği hocam. Eren de bu arada kafayı attı. Easy. İyice sıkışmış durumdaydı. Eren de noktayı koydu. Yani sadece şu an bu ekranda bunu görüyorum diye demiyorum. Yani bazı pozisyonlarda çok dezavantajlı kalmalarına rağmen... Ya bir vuruyorlar takımı rakibine. Tokat gibi ya. Şimdi Frozen tepeye doğru tırmanıyor ama yükseklik avantajı 4'e 1 pozisyon. Yap onu be. İki tane el bombası var. İki IC'ye şansı var Eren'in. İlk çok bombayı iyi. Gönderdi. Tırmanın hayır, düşmedi. Çok az canavar oyuncu. Yana bak. Biske de bu arada sis bombasının içerisinde yaklaşmaya devam ediyor. Zeus'a Espor'a doğru sürünüyor. Rita arkaya çekildi. Biske'nin 5 skoru var. 6.'sı için bombasını gönderecek Biske. Çok çok akıllıca bir iş yaptı. İyice yaklaştı, evinin ön tarafına attı kendisini. Arkadan takım arkadaşları da cover fire atışlarını oluşturmak üzere. Çok dikkatli bekliyorlar. 9. alan kapanmaya başladı. İlk Eren geldi. Bakalım galibiyeti hangi takım alacak? Biske arkaya kadar geldi. Arkaya kadar geldi. Bombayı da gönderdi Rita'ya. İsabet yok. Üst taraftan Darkin şimdi çatıdan bıraktı kendisini yere. Biske maalesef Darkin'i düşürüyor. Çok bu arada Rita'yı yakaladı. Rita'nın atmış olduğu bomba Biske'yi düşürdü ama Eren çatıda. Artık Eren'e bakıyor işler. 1 ve 3 pozisyon. Son isim Eren'de yakalanınca Virtus Pro galibiyeti alıyor. Sonra da gerçek kadromu yaptım. Evet. Orada da dediler ki efsane isimlerden. Dedo karışmış durumda. Hem Team Spirit 77, İstanbul Wildcats Nexia, Team Falcons... 5 farklı takım birden Kuzeydoğu'da karşı karşıya gelmiş durumda. Şimdi Matic aracından indi. Birebir pozisyonda. Loxi vardı karşısında Kisune'nin ama maalesef Kisune çok az canı kalmasına yani... rağmen Rockford'da skor puanları var. 9 takım 27 oyuncu Erengel haritasında ortalı bir alan olmasına rağmen yine erken bölümde ciddi savaşlar izliyoruz. Erken bölümde ciddi erimeler izliyoruz. Woosh takımının son kalan üyesi. 5 skora kadar yükseltti takımını. Hatta DBS'iyle şimdi keçiye kaldı ama Scarface ona dur dedi. Keçi yerden kaldıracak. Heroic de mücadele eden 5 skorla 9. olarak ayrılıyor. Az önce orada Trovo'yu bitirdiler ve şimdi yeni hedefleri Guild ekibi. Scarface'in skor garantisi alındı. Zeus Fireflux savaşında pozisyon 2-2'ye kadar geldi. Alan da artık kapanmaya devam ettiği için oyuncuların elini çabuk tutması gerekecek. Solus'tan kritik bir skor yakaladı Darkin'i. Çok zor, çok zor bir açıdan yakaladı bu arada. Yani Darkin de oraya bakıyordu. Yani düşürebilirdi Darkin onu. Catch'te Darkin'in skor garantisini aldı. Eren tek başına. Catch'in çok az canı var. Solus üst kattan aşağıya doğru şimdi kendisini bıraktı ama 77 oyuncularının alanın dışarısından bu bölgeye net görüşü var. Limbo Catch'in garantisini aldı. Dire atmış olduğu bombalarla skor garantilerini topladı ve JK'yi de yere çekti. Arka tarafta Guild'in artık yaşama şansı oldukça düşük. Navi'den zaten bir oyuncu var, 77. Büyük ihtimalle yargıcım günün 3. mücadelesinde galibiyete uzanacak gibi bir görüntü var.
8. alan tamamen kapanmak bitti üzere. Tamamıyla. Aynen öyle. Guild'i bitirdiler. 7-14 skor puanına sahip bu arada. Default birebir pozisyon. Limbo yakın mesafede tehlikeli bir silah sahipti. Son isim yakalandı. Biraz daha alt sıralarda açtıktan sonra hop iki tane iyi maçla beraber 50 puanlara kadar geldiler ki günün belki de 5 dakika içerisinde bir seviye kask yelek hemen rotasyon attığını görüyorduk. Bu arada Ali Saylas'ı yere çekmeyi başardı. Falco'nun burada olmasını muhtemelen beklemiyorlardı bu kadar geç rotasyon atarken. Hemen Monster Truck'la beraber bir oyuncumuz daha o bölgeye doğru geldi. Farklı bölgelerde İstanbul Arkes Next şu anda darlamaları devam ediyor. Loxi içeriye girmeye çalışacak. Hızlı bir şekilde rakibini bulmayı başardı. Ve onu yere çekiyor. Ancak Redum Kare burada sadece Loxi ayakta. Skor garantileri de bir bir çekiliyor. Wild evin içerisinde hop evin dışarısına bomba atmaya çalışıyor. Saylas yerde. Onun da skor garantisi alındı zaten. Yani burada takım beklemek özellikle böyle bir dakikada alandan hasar yemeye devam ederken oldukça problemdir ama diyecektim. Hop yere çekmeyi başardı. Ragnar'a da mermilerini gönderdi. Yarıcana kadar düşürüyor rakibini. Bir bomba daha çekecek ancak o bombayı Loxi sanırım daha erken çekmişti. İptal etmek durumunda kaldı. Hemen çatıya doğru çıkıyor. 2'ye 1 bir pozisyon oynamak durumunda kalacak. Yani toplam 70 mermisi, 80 mermisi falan kaldı 5.56'da. Kayn Akser'i yere çekmeyi başardı. Bir diğer taraftan Navi'ye bakmaya devam ediyorlar. Swain uzaklardan koruma atışlarını göndermeye devam ederken default'u da yere çektiler. Artık buranın kazananı İstanbul Vikings Nexus'a olacak gibi duruyor. Bu arada Falcon oyuncuları da Footcast'ın üzerine gelmeye devam ediyorlardı. Hope'u da bulmayı başardılar. Önündeki engelleri geçmeden kolay kolay alana giremeyecekler gibi duruyor. Evet, bu doğulu gelen alan iki takımımızı da epey bir taca çıkardı. Bu arada iki takımımız birbiriyle mücadele edecek gibi eş zamanlı. Hala ileri karakol olarak o bölgede bulunmaya devam ederken atılan bombalarla üzerimizdeki baskıyı azaltmaya çalışıyoruz. Ama artık araçları atladık. Onların üzerine gideceğiz mi diye bakıyorum. Swain o bölgeye doğru gitmeye çalıştı. Herhangi bir oyuncuyu ezemedikten sonra Swain yere çekildi. Skor garantisini alamadan gitmemiz lazım o bölgeye diyecektim. Bir oyuncuyu easy yere çekmeyi başardık. Faydar'ı da yere çektik. Zwoff burada şov yapmaya devam ediyor. Ama iki oyuncuya kadar düştük ne yazık ki. Swain'i ve Frozen'ı skor garantisi geldi. Zwoff geldi. Kayn artık tek başına kaldı ve şu anda onları oyun sonunda görmüyorduk. Easy sol tarafa doğru açılmıştı. Alan da kapanmaya devam ediyor. 9. alandayız artık. Ağacın arkasına doğru geçmeyi başardı. Kitsune oldukça fazla hasar verdi Alhaji. Artık rakiplerini yerini net bir şekilde görüyor. Ağacın önüne doğru düşen bir bomba var. Easy'ye hasar vermedi. Easy canını basmaya çalışacak. Bakalım yetişecek mi o kit? Kit yetişti. Ama işte Effect sol tarafa doğru oyunu açmıştı. Rakibini görmeyi başardı. Alhaji 3'e 1 pozisyon oynamak zorunda. Oyun sonuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz. P90 ile beraber bakalım Alhaji'den bir clutch pozisyonu izleyebileceğiz mi? Kitsune'nin canı çok çok azdı. Kitsune'nin canı az. Effect'in canı az. İki oyuncunun canı çok az. Mati'yi düşürmeyi başardı. Kendisinde canı az. Bakalım kit basabilecek mi? Basıyor. İnanılmaz oyun sonu. Basıyor şu an. Bir bomba da geldi ona doğru. İkinci geldi. Bomba yakın mı düşecek bakalım. Hayır, yakın düşmedi. Dışarıya çıktı. Effect'i de düşürüyor. Alhaji neler yapıyor ama. Son gelen bomba. Alhaji'yi bitirmeyi başardı. Ara tam neredeyse haritayı ortadan bölen ve her takımın her yere gidebileceği bir. Yere çekmeyi başarmıştı. Skor garantisini alıyorlar ve Marcel artık bu noktada tek başına kaldı diye gördüm. Takım arkadaşı yerde. Marcelo'nun da üzerine gitmeye çalışacaklar. Zadira elinde pompalısı var. Önce skor garantisini çekmeye çalıştılar. Bakalım Marcelo'dan bir kılıç izleyebileceğiz mi? İlk rakibini düşürmeyi başardı ama takaslı bir şekilde oynayan 77 Zadira'yı yerden kaldıracak. 4 skorla yollarına devam ediyorlar. Şimdi Fireflux oyuncuları artık alan dışarısında kaldılar ve dışarıdan hareket etmek durumunda gibi bir çaba içerisindelerdi. Magnum'a yazılmış olduğu ne yazık ki Fireflux'da Scarface'le beraber tek başına kalmıştı. Scarface bu arada Magnum aşağıya doğru atlamaya çalışırken Magnum'u yere çekmeyi başardı. Biraz ayağa kalktığında sol tarafındaki rakipleri Virtus Pro Scarface'e doğru bakıyordu. Shifu alan dışarısına doğru çıktı. Buradan çıkamayacağını düşündüğü için skor mu vermek istemiyor diye baktım. Hayır, takım arkadaşının yanına doğru gitti onu kaldırmaya. Hala ev içerisinde gayet rahat bir konumda. Virtus Pro alanın doğu kısmında, güneydoğuya yakın bir kısmında. Oyunun belki ortasından itibaren 3 oyuncu yaptılar bunu. Scarface bir de 3'e 1 at burada tarihi yaz. Bir de alanda da... Alan ittirecek, alan ittirecek. O biraz sıkıntı. Bir tane kiti var. Alan gelmeye devam ediyor. Scarface'e denemeleri var. Alhaji çok fazla hasar verdi ve artık oyuncumuz alan dışarısında kaldı. Beklediğim çirkin, sıkıntılı, ilginç uçak geldi. Evet, ki orada Dark'in yere düştü takım arkadaşları. Diğer binada bu bölgeye doğru bomba atmaya çalıştılar. Yan binaya doğru geçip
Darkin'i kaldırabilmek gerekiyor. Dışarıda olan oyuncular vardı. Onlara da fazla hasar verildi. Wise'i yere çektik. Hemen sonra Frenzy'i alıyoruz. Footcause Fireflux'ın canını yakmaya devam ediyor bir diğer yandan. Victor da yere çekildikten sonra üzerimize gelmeye çalışan Vibes'ı böyle bir 15 saniye 20 saniye içerisinde eleyen Zeus. Görüşmek üzere, iyi geceler dedi onlara. Veda ederken 3 takıma 7 oyuncuya kadar gerilemiş olduk. Dukes, İstanbul Vakes, Nexria burada problem yaşıyor. Frozen bir can kaldı. Takım arkadaşı yerde. Virtus Pro. Regnum Kare burada elenmişti. Çok avantaj. Elendi ve 2 takıma kadar geriledik. İstanbul Valkes Nexria da ne yazık ki oyuna veda edince Matic buradan minimum ikincilik çıkartacak ve Virtus Pro için çok rahat bir oyun sonu gelecek gibi duruyor. Geldi diyecektim. Bile. Gelen bombayla beraber onlar için de Kerem Aktürkoğlu gibi şöyle Allah o da coşuyor. Geldi. Coştu da coştu. Virtus aldı başına gidiyor artık. Virtus'u Team Spirit gibi ayırdık. 77 Twisted Minds 118 puana nasıl geldiler? 0 win'le. Vallahi geldiler. Neyse ki ortalama 6 puanları var. İşte burada 18. sıradaydı Black Espor. Yanlış hatırlamıyorsam daha da düşmüş olabilir. 19'a düşmüşüz. Hı hı. Şimdi Black Espor'un da 12 maçı var. Truva'nın da 12 maçı var. Artık MVP kim oluyor? Aa, Koa'ymış. Koa mı? Yani bir buradan olacağını bekliyordum da en güzel koalar bende var.